Allah-u Teala Hazretleri yeryüzünde yaşayan kafirleri helak ettiği zaman uyarı mahiyetinde helak etmemiştir. Onlara azap geldiği anda yok etmiştir onları. Ama bize gelen azaplar uyarı mahiyetinde müminleri Allah-u Teala sevdiği için kulum bana dön diye tokat atıyor tabiri caizse veya kulak çekiyor. Hani لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ayeti de var ya, belki bana dönerler diye. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ Allah Celle Celaluhu bir kuluna hayır murad ettiği zaman عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا dünyada onun cezasını verir. Bak, Allah-u Teala kuluna hayır murad ettiği zaman dünyada ona ceza verir. Dönsün diye veya günahlarına kefaret olsun diye. وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ اَشَّرَّ Allah Celle Celaluhu kuluna şer murad ettiği zaman, yani tabiri caizse kulunu sevmediği zaman emseke anhu bizenbihi günahının cezasını tutar. Hemen vermez. Hatta yuvafiye bihi yevmel kıyameti. Kıyamet gününde tam ceza versin diye. Ya hadis-i şerifi görüyorsunuz değil mi? Allah-u Teala kuluna hayır murad ettiği zaman dünyada ona ceza verir. Hem günahına kefaret olsun hem Rabbine dönsün diye. Eğer Allah bir kuluna şer murad etmişse onun da günahının cezasını hemen vermez, tutar ta ki kıyamet gününde tam ceza vermek için. Dolayısıyla başına bir musibet gelen bir adam ne yapması lazım? Sevinmesi lazım ya. Eğer başına bir musibet gelmiyorsa da acaba Allah benimle irtibatı kesti de ahirette beni çok mu cezalandıracak diye korkması lazım. Ha şunu da unutmayalım, bela istenmez. Ama geldiği anda mutlaka rızayla ve sabırla karşılık verilmesi gerekir. Demek ki kaybedeceğimiz hiçbir şey yokmuş. Şimdi bazı musibetler vardır ki çok büyük musibetlere karşı birer kalkan olur onlar. Mesela yolda gidersiniz bir yere, tekeriniz patlar, vay be ciddi manada musibet geldi, tekerimiz patladı dersiniz. Belki de Allah-u Teala ileride olacak büyük kazaya karşı onu size verdi. Hatırlayın, Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'la görüştüğü zaman orada gariban insanların gemisini delmişti değil mi? Hızır Aleyhisselam o gemiyi deldi. Musa Aleyhisselam dedi ki ya bu adamlar bizi gemilerine aldılar, gariban adamlar. Niye bunun gemisini deliyorsun dediği zaman ne dedi? İleride zalim bir hükümdar var. Sağlam gemileri gasp ediyor. Eğer ben bunu yapmasaydım bu gemiyi de gasp edecekti. Ben bunu deldim ama oraya da böyle bir manevi görünmeyen bir perde koydum. Görünüşte delik görünüyor ama orada bir set var, şeffaf bir set var. Suyu içine almıyor. Ve bunu gören kral da o zalim hükümdar da ya bu işimize yaramaz zaten kırık bir gemi diye almaması için bunu yaptım diyor. Bak görünüşte gemiyi kırmak bir musibet gibi görünüyor. Bir bela gibi görünüyor ama daha büyük belalara karşı bir kalkan oluyor, bunu unutmamak lazım.